var. Bunu manidar buluyorlar. Siz nasıl değerlendirdiniz bu görüntüyü? Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, iktidara geldiği günden bugüne inatla Atatürk'ü bu milletin kalbinden, bu milletin sevgisinden yoksun bırakmaya, kalbinden söküp atmaya çalışıyor. Atatürk'ü yok etmeye çalışıyor kendince. Bunu da aslında Türk halkıyla beceremeyeceğini gördüğünden zaten yurt dışından Atatürk düşmanı, laiklik düşmanı insanları ithal etmeye başladı. Demografik yapımızı değiştirmek için elinden gelen çabayı gösteriyor. Çünkü bütün çabalarına karşın, bütün uğraşılarına karşın, elinden gelen tüm devlet olanaklarını kullanmasına karşın Atatürk sevgisinin Türk halkından silip atamayacağını gördü. Ne yaptıysa bunu başaramadı. Bu nedenle de yurt dışından ithal etmeye başladı. Atatürk düşmanı, laiklik düşmanı insanları, demokrasi düşmanı insanları. Şimdi bütün bunlara karşın, Atatürk'ün askerleri almış oldukları eğitimde belki kendilerine bu konuda yeterli destek verilmiyor olmasına karşın, örneğin daha önce örneğini gördük, yakasına Atatürk rozeti takmayan bir takım askerleri veya teğmenleri uyaran Atatürkçü askerleri bile ihraç ettiler. Evet. Şimdi ancak bizim askerlerimiz gördüler ki bu ülkeyi kuran, kurtaran, bütün dünyanın imrendiği, bütün dünyanın örnek aldığı, mal varlığını bu cumhuriyete, bu ülkeye bağışlayan, sıfırlayan değil, bu ülkenin varlıklarını yok eden, satan değil, bu ülkeyi dünyada örnek bir ülke haline getiren böylesi bir lidere artık hayranlık duymaktan başka, bağlılık duymaktan başka gerçek olmadığını gördüklerinden Atatürk'ün askerleriyiz diye bağırdılar. Hatta o törende başka yemin ettirmeye çalışan bir subaya karşın, o subayın ettirmek istediği ya da ettirdiği yemin bittikten sonra kendiliklerinden doğal bir şekilde, doğaçlama bir şekilde Atatürk'ün askerleriyiz diye bağırdılar. AKP bundan rahatsız olacaktır. Çünkü ne yaptıysa, ne ettiyse, dediğim gibi, az önce söylemeye çalıştığım gibi, bu ülkenin insanların kalbinden Atatürk sevgisini söküp atamadıklarını görüyorlar, rahatsız oluyorlar. O nedenledir ki Sünni, radikal İslamcı çevrelere aşırı bir bağlılık, aşırı bir hayranlık duyuyorlar. O nedenledir ki hala örneğin iki gün önce Gaziantep'te 30 Ağustos töreninde bir aydan beri orada asılı olduğunu söyledikleri İsmail Haniye'nin sözlerini ve fotoğraflarını içeren iki tane posteri, dünyada eşi örneği görülmemiş bir zaferi sağlayan, zaferi başaran Atatürk'ün fotoğraflarını asmayarak, Atatürk'ün resmini asmayarak, Türk bayrağını asmayarak, o ya İsmail Haniye'nin bayrağını tam da 30 Ağustos günü tam da Atatürk heykelinin karşısına inatla orada tutmaları da Atatürk'e ne kadar cumhuriyet düşmanı, ne kadar bir şey içerisinde olduklarını, kadrolarının da buna destek olduğunu, kadroları da buna göre seçtiklerini gösteriyor. Gaziantep'te bunu Sayın Vali görmedi mi? Büyükşehir Belediye Başkanı görmedi mi? Emniyet Müdürü görmedi mi? Kimse görmedi mi? Bizim tepkilerimize rağmen oradaki bir takım görevliler tamam siz gidin biz indiririz gibi bizi oradan uzaklaştırmaya çalıştılar. Dolayısıyla bu devleti Atatürk düşmanı olarak kendilerince, devletin tüm kadrolarını, tüm kurumlarını kendilerince Atatürk düşmanı, laiklik düşmanı, demokrasi düşmanı yapmaya çalışsalar da Türk askeri buna meydan vermedi, buna meydan vermeyecek. O geçtiğimiz günlerde Ahlat'ta fotoğraf veren Atatürk'ün değil, Recep Tayyip'in askerlerine rağmen genç subaylarımız Atatürk hayranlığını, Atatürk sevdasını, Atatürk sevgisini bırakmadılar, bırakmayacaklar. Tabii ki bundan AKP rahatsız olacak. AKP'nin çünkü Atatürk düşmanlığı bir türlü bitmedi, bitmeyecek. Atatürk düşmanlığı bunların ruhlarına işlemiş. Evet. O nedenle de şimdilerde anayasayı değiştirmekten, sıfırdan, yeni baştan, tamamıyla sıfırdan bir anayasa yapmaktan bahsediyorlar. Hüdaparcılara şirin görünmeye çalışıyorlar. Biz bunlara mesaj etmeyeceğiz, biz bunlara izin vermeyeceğiz. Türk askeri de buna izin vermeyecektir. Koltuk düşmanı bazı askerlere rağmen, koltuk sevdalısı bazı askerlere rağmen, koltuk sevdalısı bazı komutanlara rağmen genç askerlerimiz, Atatürk'ün askerleri buna meydan vermeyecektir İnan Bey. Peki. Yönetmenim, ortaya alakalı görüntüleri verelim. Beni alalım. Ben görünmesem de olur.
Hasan Bey, bu Gaziantep'teki o Hamas provokasyonu, yani Hayye'nin, posterinin tam da 30 Ağustos kutlamasının yapıldığı alana asılması. Bunu kimler yapmış? Bu tespit edildi mi? Ya da bunu tespit etmek üzere bir girişimde bulunuldu mu? Maalesef şimdi bakın, o demokrasi meydanı denilen Gaziantep'in, vilayetin tam da bahçesi sayılan, vilayetin bahçesi olan bir yerde 30 Ağustos kutlamaları için meydana girdik. Meydana girdiğimizde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Biz doğrudan Atatürk heykelinin oradaki resmi törene yöneldiğimizde oradaki şeyleri, asılan posterleri görmedik. Ancak biz öyle gittiğimizde bizim tam da çelenklerin konulması sırasında ADD Gaziantep İl Başkanı ve bazı gazi arkadaşlarımız, gaziler, onları görmüşler, tepki gösterdiler. Biz de resmi törenden sonra döndüğümüzde onları gördük. Şimdi bakınız, bir takım insanlar İsmail Haniye'ye sevgi duyabilirler, saygı da duyabilirler. Bu bizi ilgilendirmez. Evet. Ama demokrasi düşmanı, laiklik düşmanı, radikal sünni İslamcı bir savaşçının fotoğrafını tam da 30 Ağustos günü dünyada laikliğin, demokrasinin örneği bir liderin tam da heykelinin karşısına 30 Ağustos zafer gününde oraya asılmasını ya da astırılmasına izin vermesini kınıyorum. Kınıyorum. Daha önce asılmış olsa bile orada vilayetin tam önünde bir aydan beri duran bu posteri, o alanı resmi törenler için düzenleyen yetkililer onları görmedi mi? Gördü. Görmemiş olmaları mümkün değil. Zaten öyle bir şey ki oraya asmak için ancak büyük kocaman bir vinç gerekir. Yani öyle hemen iki kişinin gelip de ağaca bağlayabileceği bir şey değil. Bayağı büyük poster ve bayağı yükseklerde bir vinç gerekir. Demek ki bunda ya vilayetin, ya Büyükşehir Belediyesi'nin ya da resmi dairelerden birilerinin eli kolu var. Onlar bunu yaptırmışlardır. Kim olduklarını ben tabii ki bilemiyorum. Ama örneğin bizim indirdiğimiz o posterleri İHH denilen örgütün elemanları geldi, topladı, götürdü sırtlarında. Üzerlerinde İHH yazılı bir takım kişiler geldi, son götürdüler. Sonra bakınız ne oldu? Bu sabah uyandık ki, baktık ki bir kısmı bizim partinin önünde, bir kısmı Gaziantep'in en görünür yerlerinde, bir kısmı bizim söktüğümüz demokrasi meydanında olmak üzere, Gaziantep Üniversitesi'nin önünde olmak üzere çok değişik yerlerde ısrarla bir yığın İsmail Haniye posterleri asılmış. Evet. Bu provokasyondur. Bu bir provokasyondur. Bunun vilayetin ya da Büyükşehir Belediyesi'nin eli olmaksızın bunun organize edilmesi mümkün değildir. Yüksek yerlere büyük posterlerin bu kadar çok geniş miktarda, çok geniş büyük sayıda asılması bir idarenin, bir yetkililerin eli kolu olmaksızın bunun olması mümkün değil. 30 30 Ağustos'tan evvel var mıydı Gaziantep'in meydanlarında? 30 Ağustos'tan önce sadece demokrasi meydanı denilen yere asmışlar. Ama tabii ki oradan her gün geçmediğimiz için orada asılı olup olmadığını görmedik. Ayda olabilirdi belki. Ama 30 Ağustos günü onların orada bırakılması, tam da orada tören esnasında Atatürk'ün karşısına inatla onun astırdığının orada bırakılması bir provokasyondu. Peki. Bugün de bir provokasyon. 31 Ağustos günü sabahleyin kalktık ki bizim parti binamızın önüne ve Gaziantep'in her yeri olmak üzere İsmail Haniye posterleri dağıtılmış. Herhalde bunun geniş provokasyonlara, geniş büyük olaylara yol açabileceğini görmüş olsalar ki bir tarafı yetkililer. Daha sonra bunun kaldırmış olduklarını gördük. Daha sonra toplatıldı. Peki. Hasan Bey, size bir de Hüdapar Genel Başkan Vekili'nin açıklamasını sormak istiyorum. Sizden evvel konuştuk bunu. Gördünüz mü? Takip edebildiniz mi? Bilmiyorum. İşte bu yeni anayasaya ilişkin bir açıklama. Hüdapar Genel Başkan Vekili Halef Yılmaz'ın açıklaması bu. Sosyal